Arkadaşlar merhaba. Dün Urla'ya girmiştim 8-10 kilometre kadar. Sonra orada kısa bir mola vermiştim fakat çok yorulduğum için gece konakladım orada. Yola çıkamadım. Şimdi biraz daha içerilere girdim. Kum plajı. Kum plajını geçtim. Kum plajında da çadır kurulacak yerler var. Karavanlar, çadırlar vardı. Biraz daha ilerlere gideyim dedim. Vakit erken de. Menteş yolu üzerinde Çeşme Altı diye bir kasaba. Sen ne dersen kasaba. Evet, köy değil. Kasaba diye tahmin ediyorum. Henüz Çeşme'ye kadar gidemedim ama Çeşme Altı'na kadar gelebildim. Burası Çeşme Altı isminde bir mevki. Bu girişi burası. Girmiyorsunuz, sağ tarafa dönüyorsunuz. Sağ tarafta böyle bir yer var. Buralarda. Buralar bayağı kalabalıktı ben. Oldu geleli 2 saat kadar buraya. Benim çadırım şurada. Hemen göstereyim. Çadırı şuraya kurdum. Düzlüğe. Motosikleti oraya bayağı zor soktum ama. Şurada bir çadır daha var. Bana yakın. 2-3 arkadaşım var. Burada denize girenler, balık tutanlar falan vardı. Bayağı kalabalıktı burası. Şu an boşaldı. Şu arkalarda daha denize giren var mı bilmiyorum. Arkadaşlar, bu şekilde gidiyorum, dolaşıyorum işte. Gördüğünüz güzel yerleri tavsiye ediyorum. Burası kayalık. Fakat denize girdiğiniz zaman kaya yok arkadaşlar. Hafiften çakıl var ama denize girilebiliyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Dikili'den bu tarafa sürekli bir şeye rastladım. Denizde otlar var, çalı çırpı var. Rüzgar bunu denize uçurmuş ve denizde çalı çırpı var. Hep kıyılarda dalgadan dolayı kıyıya vuruyorlar. Aşağı gitmiyor demek ki. Böyle bir durumla karşılaştım. Bu Ege'nin her yerinde böyle midir bilemiyorum. Dikili'den buraya kadar bu şekilde. Gidip dolaşacağız. Oralarda da aynı duruma rastlayacak mıyız bilmiyorum ama buralar koy olduğu için koy olan yerlerde de bu normaldir diye tahmin ediyorum. Çünkü burada burunlar ve koylar var. Burunlarda yok, rastlayamıyorum. Koylara içeriye doğru böyle çalı çırpı olayları oluyor. Bu arada işte böyle geziyorum terlikle. Buyurun. Terlikle Türkiye turu arkadaşlar. Ayağımda terlik. O da patladı. Tutturdum, uydurdum bir şeyler. Terlik alacağım bir yerlerde. Yarın rüzgar nereye götürecek, nereye savuracak bilmiyoruz. İşte bakalım. Bu akşam bir program yaparım, haritayı açarım. Bakalım bizi nereye götürecek rüzgar. Rüzgar da kuvvetli esiyor bu gece. Çadır uçmasa bari. Sıkı sıkı bağlamam lazım. Çaktım kazıklarını ama birkaç ip daha atmam gerekiyor zannedersin. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun.